Ajans Yalova'dan hepinize merhabalar. Bugün Çiftlikköy'ü ve Çiftlikköy Belediyesi'nin icraatlarını konuşacağız ve yanımızda da Cumhuriyet Halk Partisi Çiftlikköy Belediye Meclis Üyesi Savaş Kaşıkçı var. Savaş Kaşıkçı hoş geldin. Hoş bulduk Nedim Bey. Öncelikle tüm Ajans Yalova takipçilerine ve değerli Çiftlikköy halkımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Umarım değerli Çiftlikköy halkımızın kafasındaki soru işaretlerine cevap bulabileceği keyifli ve hoş bir sohbet gerçekleştiririz. Evet, Savaş Kaşıkçı ile Çiftlikköy'ün gündemini ve Çiftlikköy'deki belediyenin icraatlarını konuşacağız. Mutlaka kendisinde ekleyecekleri veya söyleyecekleri vardır ama tabii Çiftlikköy'de son dönemin en büyük gündem maddesi fahiş su faturaları. Evet. Ocak ayından itibaren vatandaşlar gelen su faturalarıyla şok oldular. Geçmiştekine oranla 3 katı 4 katı fatura geldiğini söyleyenler oldu ve evet, yoğun bir şikayet de aldı. Çiftlikköy Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı ama siz muhalefet olarak size de tepkiler gelmiştir mutlaka. Evet. Siz mecliste bununla ilgili çalışma yaptınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak en başından beri tavrımız çok net ve açık bu konuda. Hı hı. 2019 yılının yeni döneminin ikinci meclis toplantısında insani su hakkı getirilmesi ve aynı zamanda su fiyatlarına %40 indirim uygulanması hususunda önergemiz AK Parti grubunun oy çokluğuyla reddedildi. Ayrıca 2020 senesinde gelir tarifesinde yine aynı şekilde su fiyatlarına %40 indirim uygulanması hususunda teklif verdik. Bu da reddedildi. Gelelim 2021 senesine. 2021 senesinin Plan Bütçe Komisyonu'nda gelir tarifesinin görüşüldüğü toplantıda katı atık vergisinin gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız 2-3 katı su faturası ödemek durumunda bırakıldı. Tekrar bunun olmaması için yine %40 indirim uygulanması teklifini verdik. Bu da reddedildi. Belki dedik belediye yönetimi insafa gelir. Hı hı. Bu teklifimizi kabul eder. Vatandaş zor durumda kalmaz. Ama reddedildiğinden dolayı vatandaşımız bu durumla baş başa bırakıldı. Yani anladığım kadarıyla şu oluyor. Katı atık vergisi alınmasının zorunlu olduğu için siz diyorsunuz ki bari su fiyatlarında bir indirim yapalım ki vatandaşa bu pandemi döneminde herhangi bir zorluk çıkmasın. Evet. Bu da reddediliyor. Evet. Şu anda yapılacak bir şey var mı o zaman? Şu anda yapılacak herhangi bir durum yok. Önümüzdeki sene tekrar gelir tarifesinin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu'nda yine bir teklif vereceğiz. Hı hı. Artık belediyenin insafına kalmış bu durum. Hı hı. Gelecek sene kabulü görürse bu teklifimiz vatandaşlarımız daha uygun suyu şu an su ne kadar Çiftlikköy'de? Şu anda suyun metreküp fiyatı yani 1 ile 10 metreküp arası, hı hı, fiyatı 1 lira 90 kuruş. Hı hı. Katı bunun yanında katı atık bedeli 2 lira. Ayrıca atık su bedeline de zam geldi. Hı hı. 75 kuruştan 1 liraya çıktı. Baktığımız zaman ticarethanelerde de 1 ile 10 metreküp arası 2 lira 90 kuruş. Katı atık bedeli 2 lira 58 kuruş. Atık su bedeli ise 2 lira. Hı hı. Yani buradan şunu çıkartabiliriz. 20 liralık su harcıyorsanız bir 20 lira da katı atık vergisine veriyorsunuz ortalama. Ortalama bir 20, evet. 20 lira da atıyorum atık su vergisine veriyorsunuz. Yani evet, 20 liralık suya 60 lira ödüyorsunuz. Evet. Peki buradan şunu anlıyorum. Siz muhalefet olarak bazı önergeler veriyorsunuz ve evet, bu önergeler kabul edilmiyor. Evet. Şu herhalde zannediyorum bir 2 yıl olmak üzere sizin görev süreniz belediye meclis üyesi olarak Çiftlikköy'de. Bu 2 yıllık süre zarfında hep böyle mi gelişti bu? Yani siz bir önerge verdiniz, bu önergeler red mi oldu? Şu ana kadar bizim verdiğimiz önergelerin %95'i reddedildi. Hı hı. 2 sene içerisinde toplamda 9 tane önerge verdik meclise. Bunların 5 tanesi gündem önergesi, 4'ü de soru önergesiydi. Hı hı. Neydi bu önergeler? İlk olarak daha 2. meclis toplantısında meclis toplantılarının canlı yayınlanmasına dair bir önerge verdik. Hı hı. Neden canlı yayınlansın dedik meclis toplantıları? Çünkü meclis toplantı salonunun kapasitesi yeterli değil. Aynı zamanda da çalışan vatandaşlarımız meclis toplantılarını takip edemiyorlar. Yani Çiftlikköy'ün hakkında oluşabilecek konuları daha iyi takip etmeleri amacıyla toplantılar canlı olarak yayınlanması hususunda önerge verdik. Hı hı. Fakat Sayın Belediye Başkanı Ali Murat Sipagar tarafından önergemiz gerekli altyapı yetersizliğinden dolayı reddedildi. Hı hı. Yani biz uşak yapalım demedik. Sadece meclis toplantıları canlı yayınlansın dedik. Ama bu da kabul görmedi. Hı hı. Onun dışında ikinci önergemiz insani su hakkı getirilmesi ve su fiyatlarında %40 indirim uygulanması hususundaydı. Az önceki konuyla alakalı. Az önceki konuyla alakalıydı. Bu önergemiz de reddedildi. Daha sonra esnaflarımız zor durumda bulunduğundan dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu kurulsun dedik. Hı hı. Esnafın sıkıntıları dinlensin, sorunlarına çözüm bulunsun. Bu önergemiz hiç gündeme dahi alınmadı. Onun dışında ulaşım ücretlerine indirim uygulanması hususunda bir önerge verdik. Peki bu 2 yıllık süre içerisinde dikkate alınan veya evet doğru söylüyorsunuz denen bir önerge yok mu? Nedim Bey, en son olarak ticari taksilerin dezenfekte edilmesi ve ticari taksilerin yaş sınırının yükseltilmesi hususunda önerge verdik. Hı hı. Bu da reddedildi.
Yani buradan şunu anlıyoruz. 2 sene boyunca siz bazı önergeler verdiniz. Bu önergelerin hatta bir tanesi belediye tarafından yapılmasına rağmen öncesinde yine reddedildi. Yani bir sesinizi duyurmak noktasında sıkıntı yaşıyorsunuz. Çiftliköy Belediye Meclisi'nde gibi algılıyorum. Biz Çiftliköy halkı için bu 2 senedir elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Fakat belediye yönetimi bizim taleplerimize ve çağrılarımıza cevap vermedi Nedim Bey. Bir de şunu konuşalım Savaş Bey. Şimdi her belediye hemen hemen yıl sonunda bir bütçe açıklaması yapıyor. Evet. İşte geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gördük. Koru Belediyesi olsun, Tavşanlı Belediyesi olsun, diğer belediyeler işte gelirlerini, giderlerini, borçlarını şeffaflıkla vatandaşla paylaşıyorlar. Çiftlikköy Belediyesi'ndeki durum ne gelir gider bakımından? Nedim Bey, şu anda baktığımız zaman 2014 ile 2019 yılları arasında gerçekleşen geliri Çiftlikköy Belediyesi'nin 233.744.220 lira 90 kuruş. Gerçekleşen gider ise 318.533.476 lira 27 kuruş. Yani 5 sene içerisinde Çiftlikköy Belediyesi'nin yaklaşık 85 milyon bütçe açığı var. Zarar. Zarar. 85 milyon zarar var. Her sene bütçe açığı veriyor. Baktığımız zaman bütçe yapmayı bilmediklerini açık ve net şekilde görüyoruz. Aynı zamanda her sene bütçe açığı veren bir belediye nasıl hizmet üretecek? Bunun dışında 5 sene içerisinde sürekli bütçe açığı veren belediyenin şu anda ortada olan projelerine bakıyoruz. Dere ıslahı Devlet Su İşleri tarafından yapılıyor. Finansmanını onlar sağlıyor. Bunun dışında sahil yolu ikinci etap projesi markanın hibesiyle sağlanıyor. Daha sonradan bu kapalı spor salonu ve stadın yenilenmesi de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tarafından verilen hibeyle yani sağlanıyor. Yani belediye ile yapılan işler değil. Yok, belediyenin şu anda bütçesiyle yapılan herhangi bir iş yok ortada. Peki borç konusunda bilginiz var mı Çiftlikköy Belediyesi'nin? İnanın ben bir meclis üyesi olarak Çiftlikköy Belediyesi'nin ne kadar borcu var bilmiyorum. Vatandaşın da bunu bilmeye hakkı var. Siz talep ettiniz mi? Bu konuda bir girişimde bulundunuz mu? Ya mecliste konuşuluyor mu borç konusu? Mecliste şu anda herhangi bir borç konusu konuşulmuyor. Sorduğumuz zaman da buna kesin ve net bir şekilde cevap da alamıyoruz. Ayrıca diğer belediyelere bakıyoruz. Pankart yoluyla pankart yaptırıp belediye binasına şu kadar gerçekleşen gelirimiz var, şu kadar gerçekleşen giderimiz var. Bunları açıklıyorlar şeffaf bir şekilde. Ama ne yazık ki şeffaf belediyecilikten bahseden Çiftlikköy Belediyesi bugüne kadar bunu görmedik açıkçası. Anladım. Peki Ali Murat Sitbagan'ın ikinci dönemi Çiftlikköy Belediyesi'nde. Tabii siz de belediye meclis üyesi olarak aslında bu dönemin bir nevi icraatından sorumlu bir organın üyesisiniz. İkinci dönem bazı projeler öne sürdü Ali Murat Sitbagan göreve başlayacağı sırada. Tekrar aday olduğu zaman. Evet. Bu projelerden tabii 2 yıllık bir zaman geçti. Belki hepsini tamamlamış olmasını bekleyemeyiz ama işte başlanan bir belli bir mesafe alınan projeler var mı? Bir inceleme fırsatınız oldu mu? İkinci dönemde Sayın Ali Murat Sitbagan projelere konusunda her kesime yönelik 23 tane projemiz var demişti. Şimdi neydi bu projeler? Bir, Bayraktepe sosyal tesisi. Var mı? Şu anda yapılan bir şey. Mevcut tesisten bahsetmiyoruz. Yok, mevcut tesisten bahsetmiyoruz. Yine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde muhtemelen mevcut bulunan tesisi yenileyecekler. Şu anda herhangi bir yenileme çalışması da yok. Yeni yapılan bir Bayraktepe sosyal tesisi de gündemde yok. Diğer bir proje Kültüran Çiftlik Mahallesi'nde yapılacak. Açık ve kapalı otoparkı olan 700 kişilik 2 adet konferans salonu olacak. Şu anda o da ortada yok. Diğer bir proje Kadın ve Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde. Bununla ilgili de herhangi bir çalışma yok şu anda. Diğer proje Kadınlar Plajı Siteler Mahallesi'nde. Bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla şu anda yapılan herhangi bir şey yok. Beşinci proje Kent Meydanı Çiftlik Mahallesi'nde. Bu da aynı şekilde. Bu zaten her seçim dönemi gelir Kent Meydanı. Her seçim dönemi Kent Meydanı yapılacak diye söz veriyorlar. Birinci dönem bitti. Kent Meydanı ortada yok. İkinci döneme geldik, yarısı tamamlandı neredeyse. Yine Kent Meydanı ortaya da yok. Diğer bir proje Kahramanlar Dünyası Çocuk Parkı Sultaniye Mahallesi'nde. En çok oyu aldıkları Sultaniye Mahallesi'nde Kahramanlar Dünyası Çocuk Parkı yapacaklar. İkinci dönemin yarısı neredeyse bitti. Ortada kahramanlar yok. Kahramanlar yok ortada. Diğer bir proje Millet Kıraathanesi. O neymiş? Burada Millet Bahçesi yapacaklar sözde. Ama o da ortada yok. Anladım. 8. proje Mokam Sosyal Tesisleri. Bu da ortada yok. Yapılan veya başlanan bir şey var mı?
Şu anda Kazımiye Deresi etrafına bir çevre düzenlemesi ve çocuk parkı yapılması konusunda geçtiğimiz aylarda bir önerge vermiştik. Hı hı. Halkın talebi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yeterli derecede çocuk oyun alanları ve park bulunmadığından dolayı hı hı. halk bu tarafa doğru bir park yapımı, çocukların rahatlıkla oynayabileceği bir alan istiyorlar. Bu da ortada yoktu. Fakat geçtiğimiz ay sanırım çalışması başladı. Yakın bir zamanda da muhtemelen önümüzdeki yaza doğru da bu proje tamamlanacak diye umut ediyoruz. 23 tane söz verdiği projenin içerisinde başlanan herhalde bir tek bu var. Şu anda Kazımiye Deresi çevre düzenleme projesi başladı. Daha sonra stadyum yapılması ve kapalı spor yapılması, kapalı spor salonu yapılması için bakanlık tarafından bir hibe verildi. 21 milyon civarında Çiftlikköy Belediyesi'ne. Bu proje de başlamadı ama önümüzdeki aylarda sanırım sözleşmesi yapıldı, başlanacak. Mokam sosyal tesisleri aynı zamanda şu anda herhangi bir başlayan bir proje yok. Bununla ilgili de önerge vermiştik. Gündemde yani medyada yer alan Mokam tesisi satılacak diye son zamanlarda gündemi meşgul eden bir konu vardı. Soru önergesi verdik. Bunu özellikle sorduk. Mokam sosyal yani Mokam tesislerinin satılması gündemde mi veya herhangi bir proje burada başlayacak mı? Bize verilen cevap şu anda orayla ilgili herhangi bir projelerinin olmadığı yönündeydi. Hı hı. Steller Mahallesi'ne çocuk ve gençlik merkezi sözü verdiler. Şu anda gündemde yok. Aynı zamanda Sultaniye Mahallesi'ne Sultaniye Yaşam Merkezi sözü verdiler. Yine gündemde yok. Çiftlik Mahallesi'nde stadyum ve oyun sahaları bakanlık tarafından verilen hibeyle yakın bir zamanda başlayacak. Hayvan barınağı Çiftlik Mahallesi'nde yine ortada yok. Yeni bir hayvan barınağı. Hayvan barınağı var ama muhtemelen ya yenilecekler, büyütecekler. Hı hı. Şu anda yapılan herhangi bir şey yok. Diğer bir proje belediye ek hizmet binası. Sultaniye Mahallesi'nde ek hizmet binası yapacaklardı. Sahile yaptılar. Sultaniye Mahallesi'nde yapmadılar. Sahil Mahallesi'nde bir yer kiraladılar. Hı hı. Orada tadilat, tamirat yaptılar. Şu anda ek hizmet binası Sahil Mahallesi'nde. İtfaiye binası Sultaniye Mahallesi'ne. Bu da belediye tarafından yapılmıyor. İMES OSB tarafından yapılacak bir itfaiye binası var. Bu da hibe. Hibe. İMES OSB tarafından. Sultaniye Mahallesi'ne garaj binası, Çiftlik Mahallesi'nde spor salonu, sahil düzenlemesi ikinci etap. Hı hı. Bunun çalışması da başladı. Fakat belli bir kesimde bir sıkıntılar var. Mahkemelik durumları var. Orası şu anda devam etmiyor. Kazımiye Deresi ıslah ve çevre düzenlemesi. Hı hı. Buraya başladılar. Yaza kadar bitirmeyi planlıyorlar. Çiftlik Mahallesi'nde mesire alanı, balıkçı barınağı. O da her seçim gündemde. Her seçimde gündemde olan Taziye Evi Çiftlik Mahallesi'nde. Hı hı. Şu anda herhangi bir Taziye Evi yapılmadı. Sadece Çiftlik Mahallesi olarak projede belirtmişler. Ama bize kalırsa her mahalleye bir Taziye Evi yapılması tabii şart. Çiftlikköy artık 45 bin nüfusa ulaşan bir büyük bir ilçe oldu. Evet. Bunun dışında Sosyal Market Steller Mahallesi'nde. Hı hı. Giyim bölümü, market bölümü olan. Hı hı. Aslında bu projenin en baştan birinci öncelik olarak yapılması gerekiyordu. Çünkü gördüğünüz üzere pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde en erzem işlerden bir tanesi evet, oydu. Evet, en önemli proje buydu. Ama bu da herhangi bir yapımı şu anda net değil. Hı hı. Yapılmadığını görüyoruz. Steller Mahallesi'nde köprülü kavşak, Steller Mahallesi ile Çiftlik Mahallesi'ni birleştirecek. Bu da ortada yok. Yani bu 23 tane proje içerisinden başlanan, yani projeye en azından adım atılmış bir veya iki proje var. Evet. Bir de benim şey dikkatimi çekti. İşte mahalleleri de söylediniz. Burada zannediyorum Beşiktaş'ın mahallesiyle ilgili bir proje veya bir öngörü yok mu? Şu anda verdiği projeler içerisinde Beşiktaş Mahallesi'ne yönelik herhangi bir proje yok. Oysa ki seçimin başında her kesime yönelik 23 tane projemiz var demişlerdi. Ama ne yazık ki Beşiktaş Mahallesi'ni unutmuş vaziyetteler. Evet, geçmişler. Peki yavaş yavaş röportajın da sonuna geliyoruz ama malum bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu pandemi döneminde Çiftlikköy Belediyesi'nin icraatlarını yeterli buluyor musunuz? Desteklerini yeterli buluyor musunuz? Dediğim gibi pandemi döneminde sadece ilaçlamayla veya pazar yerinde maske dağıtmakla, ateş ölçmekle bir yere varamayız. Hı hı. Baktığımız zaman Subaşı Belediyesi pandemi döneminde maske dağıttı halkına tek tek kapıları gezerek. Koruköy Belediyesi aynı zamanda fide dağıtımı yaptı, halkı üretime teşvik etti. Hı hı. Daha sonra AK Partili olan Tavşanlı Belediyesi çocuklara bu dönemde, pandemi döneminde tablet dağıttı. Eğitimleri için. Eğitimleri için. Ama Çiftlikköy Belediyesi herhangi bir öğrenciler için
tablet dağıtımı vesaire herhangi bir şey yapmadık. Evet, röportajın sonuna geldik. Son olarak sizin söyleyeceğiniz mutlaka ekleyeceğim şeyler vardır. Davetinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sadece ilçe başkanları, il başkanları veya belediye başkanları değil de meclis üyelerine de söz hakkı verdiğiniz için, vatandaşa yaptıklarını anlatma fırsatı sağladığınız için size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Doğru bir noktaya temas ettiniz. Açıkçası bizim de öncelik verdiğimiz konuların başında bunlar geliyor. İl başkanları veya belediye başkanları her yerde konuşabiliyorlar ama belediye meclis üyeleri veya genel meclis üyeleri çok fazla kameralar önünde çok fazla olmuyorlar. Umarım ki ilerleyen dönemde gençlik kolu başkanlarını da partilerini davet edersiniz. Gençlere kapımız herkese açık. Kapımız herkese açık. Gençlik kolu başkanları, kadın kolu başkanları, herhangi bir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Rica ederim. Bitirmeden önce de hemen şunu iletelim. Bu videoyu izleyenlere veya tavsiye edenlere videoya beğeni veya yorum atmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki de hemen altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz ki bu sayede daha fazla kişiye erişelim ve de bu içeriklerin devamı gelsin diyelim. Ve hepinize iyi günler, hoşça kalın diyoruz.